Yeniden merhaba arkadaşlar. Bu monitörün floresanları bitmiş. Artık çalışmıyor. Yani ekran simsiyah. Bu içeriğimizde eski tip LCD monitörlere nasıl LED takabiliriz? Ya da nasıl LED monitör haline getirebiliriz? Bunu anlatmaya çalışacağım. İki adet gördüğünüz gibi şerit benzeri LED'ler var. Ben bunları satın aldım. Bir de modülü var bunun. Bunların montajını yapacağız. Monitörün kasası bu. Biliyorsunuz, belki bilmeyenler vardır. LCD monitörlerde üst ve altta iki adet floresan bulunur. Bazı monitörlerde tektir bu, eğer geniş değilse. Mesela ben ne yaptım? Burada bir tane floresan var. Bir de burada bir floresan var. Bu floresanları devre dışı bırakmam gerekiyor. Yani bunların olduğu bu içinin haznelerini boşaltmam gerekiyor. Mesela daha bunu boşaltmadım. Mesela bunu boşalttım. Yani aslında içinde kırma işlemi yapmam gerekiyor. Eğer bunu sökmeye kalkarsanız çok uğraştırır sizi. Hani ben size basit olanını göstermeye çalışıyorum. Dikkat edin, basit olanını. Ha, bu şekilde yapmayabilirsiniz de. Eğer teknik bilginiz, el beceriniz varsa komple sökersiniz panelleri. Floresanı kırmadan da çıkartabilirsiniz. Ama bu uzundur, meşakkatlidir, biraz zordur. Ben bunu boşalttım. Mesela yapacağım şey, buradan LED'i içeri sürmek. Bu 17 inç monitör ama LED 19 inç. Haliyle bunu benim kesmem gerekiyor. Yani boyut olarak uzun. Baktığımız zaman böyle bir fazlalık var. Bunu bu şekilde şuradan kesmem gerekiyor. Şimdi burasını geçelim. Şu önce kabloyu çıkartacağım yerinden. Böyle çekseniz de bu gelmez. Bakın, gelmez. Çünkü içeriden yapışık. Ben ne yapacağım? Birazdan görün. Bunları koparttım. Şimdi bakın, içerideki floresanı kırıyorum. Çünkü çektiğinde gelmiyor. Ben basit olanını gösteriyorum. Bakın, bu aynı zamanda tehlikelidir. Bir yerinizi kesebilirsiniz. Bunun içinde böyle floresan var, ince. Ben bu floresanı kırıyorum içeride. Bunun montajını kolaylaştırmak için, yani içini boşaltıyorum. Bakın, bir sürü parçalar döküldü. Bunları biriktiriyorum burada. Şöyle bir antikron kablo ile bu parçalama işlemini tamamlayacağım. İki yolu da açtık. İki yuvayı da açtık, temizledik. Şu anda ledler takılmaya hazır. Bir deneme yapalım. Sorunsuz geçiş var mı takılmadan? Evet, burası böyle. Evet, bu tamam. Bu da tamam. İçinin iyice boşaldığına emin olun. Hava tutmamaya çalışın. Çünkü içerideki cam kırıkları ekran önüne gelebilir. Bu arada devre kartını da inceleyin. Hani patlak çatlak var mı diye kontrol edin.
temizliğini de yapın. Bu S&P kartının, bu VGA kartını çıkış konnektörüne baktığımda burada bazı benim istediğim çıkışların olduğunu görüyorum. Tabii bunları devreye takmayınca göremem. Devreye takıp bir bakalım. Şimdi burada, yani bu devrede bana gerekli olan voltajlar 12 volt eksi, yani şase topraklama ve 5 volt gerekli bana. Yani on off tetikleme çıkışı lazım. 5 volt burada var. 12 volt da burada var. Bunlar bizim için yeterli. Bu şase, yani eksi 5 volt burada. Monitöre modülü taktım. LED floresanlar için bu modül. Bu modülü kasanın herhangi bir boşluğuna takabilirsiniz. Ben böyle uygun gördüm. Şimdi ön yüzüne geçelim. Hangi voltaj pinlerini kullandım? Buna hep beraber bakalım. Bu kart için voltaj çıkış pinleri bu şekilde. Bu her monitör için farklı olabilir. Bunu sizin kendiniz bulmanız gerekir. Monitörün aç kapa tuşuna basarak devre üzerindeki voltaj düşüş ve çıkışları kontrol etmeniz gerekir. 2 ila 5 volt arasındaki bir voltajı kontrol etmeniz gerekir. Kapattığınızda bu düşmeli, açtığınızda bu voltaj 5 volta çıkmalı ya da daha düşük de olabilir. Dediğim gibi bu her monitöre göre değişebiliyor. Mesela bu sarı on off, yani az önce bahsettiğim düşük tetikleme voltaj çıkışı eksi şase GND ya da topraklama. Bu da 12 volt çıkışı. Bu kablo dizilimi bu şekilde. Evet, bu şekilde çalışıyor ledlerimiz. Bunu önce bir test etmek istedim. Çalışıp çalışmadığını görmek istedim. Kapatalım. Kapanıyor. Açılıyor. Herhangi bir sorun yok. Bu şekilde iyi. Şimdi yapacağımız iş belli. Görüntünün geldiğini görebiliyoruz en azından. Bunu kesmemiz gerekecek. Uzun çünkü. Yaklaşık olarak şuradan kesmem gerekiyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane LED'i kesmemiz gerekecek. Bu şekilde kestim. Aynı şekilde diğer LED'imizi de kesmemiz gerekecek. Çalışıyor. İki LED'in uçlarını da kestim. Monitörün boyutuna uygun olmalı diye. Buraya rahat sığmalı ve uzun olmamalı. LED'lerimizi taktık. Şimdi kasaya takabiliriz. Evet, monitörümüz gördüğünüz gibi çalışıyor. Kapatabiliyorum. Tekrar açayım. Evet. Bakın arkadaşlar, elimizde buna benzer LCD monitörler çok. Floresanları bitik, hurdaya ayrılmış monitörler çok. Bunları biz üretmiyoruz. Üretmediğimiz için dövizimiz dışarıya çıkıyor. Benim bu içerikteki amacım, belki bilenler vardır ama bilmeyenler için, eski monitörleri tekrar kullanabilelim. Yani bu içeriğin sebebi bu. Bunu anlatmaya çalıştım. Umarım da faydalı olmuşumdur. Bir de bu monitörü canlı olarak izleyelim. Benim bir TV setim var. Bu eski monitörleri TV olarak, televizyon olarak kullanabiliyorum. Evet arkadaşlar, mutfağımda kullandığım monitör şu anda çalışıyor. Gayet de iyi bir renk düzeni var.
herhangi bir sorun görmüyorum. Yani bu kadar olur diyebilirim ancak. Bu şu anda uydu kanalları verebiliyor. Ben ufak bir ayar yaptım buna. Uydu cihazı ve HDMI VGA çevirici ile monitöre aktarma yaptım. Evet arkadaşlar, gayet iyi. Elimizde atıl durumda olan buna benzer monitörleri dönüştürerek kullanabiliriz. Umarım bu video sizlere fayda sağlamıştır. Bu ve buna benzer değişik enteresan içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olunuz. Destek vermeyi de unutmayın. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun.